Herkese merhaba. Bu videonun konusu bir aydan uzun süredir havaalanında Ethereum alamadığı için mahsur kalan kişiyi kurtarmak olacak. Biliyorsunuz ben kripto paraları yalnızca para alıp satıp oradan para kazanmak olarak görmüyorum. Arka tarafında var olan projelerin desteklediği çözüm senaryoları, hayatımızı kolaylaştırmaları konusunda da oldukça önem veriyorum. Kripto paraların çok önemli konularından birisi 7 gün 24 saat çok hızlı biçimde bir para gönderebilme ve bunu ucuz şekilde gönderebilme idi aslında. Ama son dönemlerde bu kripto para çılgınlığı, herkesin buradan para kazanmaya çalışması ve inanılmaz yeni buluşlarla birlikte mevcut networklere yoğun bir ilgi olması nedeniyle de Ethereum Network'ünde çok ciddi bir yavaşlama yaşıyoruz. Her şey bu videoyla başladı. Daha önce bu videoyu izlemiş olanlar hatırlarlar. Ben bir kendi bilgisayarımda bulunan bir cüzdandaki bir Ethereum'u Binance üzerinde bulunan bir adresime göndermek istedim. 26 Ocak'ta bu videoyu koymuşum. Dikkat ederseniz 24 Ocak'ta bu başlamış. Yani bir aydan da fazla zaman olmuş. 0,2947 Ether göndermeye çalışmışım o zaman. Bu videoyu çektiğimde 24 saatten fazla olmuş ve hala gitmemişti. Şu anda durum nedir derseniz bir bakalım. Şurada gördüğünüz gibi 0,2947 Ether 8 gün 19 saattir gitmiyor görünüyor ama aslında bu bir gerçek veri değil. Yani bu transaction, yani daha önce başlattığım transaction aslında çok daha öncesinde başladı. Ama bir süre sonra aralara başka şeyler de girdiği için network üzerinde sanki bu yeniden gönderiliyormuş gibi bir işlem gördü. Yani aslında 35-36 gündür bu para, daha fazla belki, alıcısına ulaşmamış durumda. Yani aynı miktar görüyorsunuz, 0,2947 transaction ID'sine bakarsanız o zamanki transaction ID'si ile aynı mı diye bir bakalım. 00, bakın 500 218 ile bitiyor. Burası da 500 218 ile bitiyor. Nedir bunun temel sorunu? Bunu Etherscan.io'dan görüyoruz. Şuradaki gas tracker sorunu bakın. Çok uzun zamandır o kadar yüksek değerlerde seyrediyor ki bu değerler, yani gönderim ücreti miktarı bir türlü gidemedi. Ben ne kadara göndermeye çalışmışım? 42 GVE ile biraz cimrilik yapıp o dönemde 1,34 dolara gitsin bu demişim. Aslında o dönemde 45-46'ya gidiyordu. Ben birazcık daha düşük vermişim gitsin diye, daha ucuz gitsin diye, ama gitmedi. Yani bir daha 42 GV'lere düşmedi maalesef network hızı. Şu aralar yine fena değil. Bakın neredeyse 2 katı. Ama garanti gönderim için hatırlarsanız 105, yani average kısmını göndermekte yarar var. Daha da doğrusu Etherscan.io/TXS'e bakmak bu transferleri gösteriyor. Bunu güncellerseniz gerçek anlamda en son nerelere gitmiş bunları görebiliyorsunuz. Farklı farklı rakamlar var. En son mesela şu ucuz bir transaction gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi 3,14 dolara gitmiş. Yani 98,15 GV'yi vererek göndermiş bu kişi. Aslında şuradaki şu değer, ortalama değer, bunu göndermeniz için ideal bir değer. Şimdi videolarda şu söyleniyor bana, hani nasıl iptal ederiz? İptal etmenin yolu şurada çok güzel anlatılıyor. Etherscan.io'da buraya girerseniz nasıl replace edeceğiniz ya da bir transaction'ı nasıl iptal edebileceğinizin bilgisi burada var. Öncelikle diyor, gidip Etherscan.io gibi bir yerden transaction'ı success mi failed mi, bulunamadı mı ya da pending mi durumunda bakın. Benimki gördüğünüz gibi pending durumunda. Ondan sonra diyor, eğer pending durumundaysa bunu cancel da edebilirsiniz. Yani iptal de edebilirsiniz ya da replace edebilirsiniz.
Cancel etmenin nasıl olacağını şurada çok güzel anlatıyor. Nasıl yapıyoruz cancel işlemini? Yani göndermeyi, iptal etmeyi nasıl yapıyoruz? İlgili adrese 0 Ethereum gönderdiğinizde bu durumda iptal etmiş oluyorsunuz. Şurada yeniden anlatıyor. Hızlıca geçelim. Şurada dördüncü adımdan itibaren başlayacağım. Ha, şu önemli tabii. Bu transaction'da aşağı indiğinizde şurada click to see more diye bir kavram var ve burada da nonce diye bir şey var. Yani kaçıncı işlemimiz bu adresten? 25 0 artı 25 26. işlemim. Nonce değeri 25. değer olduğu anlamına geliyor. Bu önemli. Bu transaction'la ilgili hangi nonce'dasınız onu not etmeniz lazım. Daha sonra da ilgili işte MyEtherWallet'ı kullanıyorsanız burada Send Offline'a gidip 0 Ethereum göndereceksiniz. İlgili adresin buraya to address kısmına yazacaksınız. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi nonce değeri. Bu oradaki nonce değeriyle aynısını yazmanız gerekiyor ki iptal gerçekleşsin. Ben şimdi bunu iptal etmek yerine replace etmeyi göstereceğim size. Ama buradaki adımları uygularsanız, yani ilk önce send offline'ı seçtikten sonra bu işlemi yapıyorsunuz. Ondan sonra kendinize 0 Ethereum gönderiyorsunuz. İlgili limit, yani şeyi, gas price'ı doğru vermeniz gerekiyor ki yeniden pending olmasın. Ondan sonra generate transaction butonu dedikten sonra orada sign transaction diye bir değer çıkıyor. Onu seçmeniz gerekiyor. Sonra transaction'ı yeniden yapıp 6. adımdan itibaren bunu tekrar etmeniz gerekiyor. Yani şimdi ben bunu yapmak yerine daha farklı bir şey yapacağım. Replace edeceğim transaction'ımı. Burada bir okuyalım hızlıca. İşte şu kadar Ethereum göndereceksiniz başka bir kişinin adresine. Onun için de diyor ki 1 ile 4'ü tekrar edin. Yani işte Etherscan'dan bakın. Success'e yapamazsınız ama Pendix'e yapma şansınız var. Nonce'ı kontrol edin. In the left side menu, click send, then choose send offline şeklinde bir işlemi gerçekleştirin diyor. Yani send offline'a basacağız. Buraya gidelim. Send offline'a bastık. Miktar ne olsun? 0 nokta kaçtı orası? Aynı değeri gönderelim. 0,29 gönderelim mesela. Veya 20 gönderelim. Çok kararsız kaldım. 0,20 0,20 gönderelim. Evet. Diyor ki şuraya geri dönelim. İlgili ETH'ye adres kısmını doldurun diyor. Şuradaki ilgili adres, ben yine aynı adresi kullanacağım için bu adresi girdim. 8844 diye girdim. Evet. Yine de buradan bir kontrol edeyim bakayım. Benim adresim o mu? Ne odur? Farklı bir yer olacağını sanmıyorum. Tabi bunlar kritik. Yani yanlış adrese gönderirseniz geçmiş olsun. Onu da doldurduk. Rakamı da girdik. Eğer diyor standart ETH transaction yapıyorsanız 21.000 gaz limiti kullanın. Token gönderiyorsanız en azından 100.000'e çıkartın diyor. Gas price field'den uygun gas price'ını seçmeyi unutmayın diyor. Geçen seferki sorunumuz buydu. O yüzden ne yapacağız? Buraya geliyoruz. Ve uygun gas price'ı şu anda nedir?
89 da gider ama biz garanti olsun diye 102 verebiliriz. Buraya mesela 102 diyoruz. Tamam. Kendisi zaten 21.000'i getirdi vesaire getirdi. Sonrasında Generate Transaction butonu basın diyor. Ve burada çıkan ilgili signed transaction oldukça uzun bir 0x ile başlayan şeydir. Bunu kopyalayın diyor. Yani şunu alıp kopyalayacağız. Kopya dedim. Burada ne var? Copy and continue diyor. Bunu da kopyaladık. İptalde de benzer şekilde bir transaction bilgisi çıkıyordu. Ondan sonra diyor pop-up menüsünü kapat. Sonra send offline helper kısmını seç. Send offline helper kısmını seç. Nerede o? Onu hatırlamıyorum. Select send offline. Scroll down to our footer. Ha. Footer'a gidin diyor. Send offline helper. Şurada bak. Aşağıya gidin ve buraya tıklayın diyor. Onu niye gönderiyor anlamadım. Head to section 3, sign transaction. No. Bunu bir tekrar bir kontrol edelim. Kritik çünkü. Now close out of this pop-up and scroll down and select send offline helper. Head to section 3, sign transaction, then paste the string from step 6 and continue. Peki. Orada yazılanı yapalım. Logout of valid. Heh. Önce logout oldum. Sonra burada diyor ki sign transaction'ı girin. Burada bir sign transaction vardı. Yapmayınca unutuyoruz tabii. Yani basit şeyler değil. Burada gördüğünüz gibi 3. kısımda sign transaction geldi. Buna girin diyor. Ve ilgili şeyi daha önce kopyaladığınızı buraya yapıştırın diyor. Onu da yapıştırdık. So NF transaction hash wrapper. Ha, sonra continue diyeceksiniz. Yani bunu kopyaladıktan sonra buraya continue diyorsunuz. 102 GV ile göndereceğimizi söylüyoruz. Bu da bize 3,3 dolara mal olacakmış. Daha sonra send diyoruz. Evet. Şimdi diyor ki a new transaction hash wrapper. Search it on Blockchain Explorer of your choice and if possible, if doesn't show, try refreshing in a few minutes. Yani burada diyor yeni bir transaction oluşuyor. İşte transaction hash burada oluştu. Ama onu bakmama gerek yok. Doğrudan şuradan kendi adresimden de bakabilirim. Bunu refresh ediyorum. Gördüğünüz gibi hop, zero ether diyor. Umarım bir yanlışlık yapmamışızdır. Şuna bir bakalım. Oh.
Maalesef küçük bir yanlışlık yaptık. Büyük olasılıkla ben bir yerde zero ether girdim değer olarak. Ondan kaynaklanmış olabilir. Çok da emin değilim şu anda. Boş yere bir 3 dolara daha mal olmuş olabilir bu. Bunu nasıl anlayacağız? Birazdan aslında bu transaction'ın gerçekleşip gerçekleşmeme durumuna göre anlayacağız. Yani 102 GV'ye geldiğinde anlayacağız. Şu anda en güzel şey aslında videoyu durdurup o orada bir yerde bir yanlış mı yaptım ona bakmak. Gerçi duplicate nonce diyor. Bakalım. Evet, kötü olan value koymamış olmamız. Value koymadığımız için aslında göndermiş olacağız ama boşa göndermiş olacağız. Zero ether göndermiş olacağız ve 3 dolarımız boşa gitmiş olacak. Yine videodan para kazanmayıp bir para harcamanın yöntemini göstermiş oldum size. Gördüğünüz gibi yani deneyimli kişiler bile zaman zaman bu tür hatalar yapabiliyor. Aslında hala bir şansımız var. Nedir o şansımız? Benzer işlemi daha bu gerçekleşmeden göndermeyi deneyebiliriz. Deneyelim. Bunun için bir videoyu durdurup yeniden gireceğim. Evet, videoya geri döndüm. Ben işlemleri yapana kadar yeni bir şey yapmaya çalışıyordum. O sırada maalesef gerçekleşti. Bu videoda aslında havaalanındaki kişiyi kurtaramadık. Sadece iptal etmiş olduk. Bu da enteresan bir gelişme oldu tabii. Şurada gördüğünüz gibi büyük olasılık orada bir yerde videoda bir yerde bir sıfır ether kaldı. Yani o transaction'ı oluşturmaya çalıştığımda yanlışlıkla sıfır kalmış olmalı ki sıfır ethereum göndermiş oldum. Ne oldu bunu yapınca? Aslında buradaki param değişmedi. Yine aynı miktarda var. Bir tek daha önce göndermeye çalıştığım miktardaki Ether'i replace etmiş oldum sıfır Ether'le. Bu nedenle de öbür şeyin üstüne yazdı ve 35 gün kadar önce göndermeye çalıştığım şeyi iptal etmiş oldu. Yani burada gördüğünüz gibi dikkat etmeniz gereken iki konu var. Birincisi gece geç saatlerde video çekmeyin. İkincisi gece geç saatlerde para göndermeyin. Üçüncüsü de tabii orada son işlemden önce mutlaka kontrol edin. Çok büyük olasılıkla bir yerde bir yanlış yapıp şurada gönderilecek kısmı sıfır diye yazdığım için maalesef aslında para gönderme şeyini yapamamış olduk. Ama iptali görmüş oldunuz. Mantık aynı. Buradaki adımları doğru uygulamanız gerekiyor sadece. İşte offline göndererek orada bir transaction oluşturmanız gerekiyor. Ondan sonra da doğru yerleri, doğru bilgileri girerek ve doğru gas price'ı seçerek ki burada yeniden artmış görüyorsunuz. Garanti olması için size önerim şudur. Hani 107 düşük, bununla da gitme olasılığı var ama average kısmını verirseniz eğer daha garanti bir şekilde göndereceksinizdir. Yoksa az önceki veya 1,5 bir aylık örnekte olduğu gibi beklemek durumunda kalırsınız. Evet, bu videoda da değişik bir işlemi göstermiş olduk. Havaalanındaki kişi hala mahsur kaldı yalnız. Ona yeniden bir para göndermemiz gerekiyor. Değil mi? O da çok zor bir işlem değil aslında. Buradan tekrar girerek doğru şeyi seçerek doğru gas price'ı seçerek ilgili kişiye hani bir öncekini iptal ettiniz. İlgili kişiye şimdi daha doğru bir miktarı gönderme şansınız var. Bu tür işlemleri şunun için de kullanıyoruz aslında. Bazen işlemi yapıyorsunuz ve yanlış bir adrese göndermeye kalktığınızda bunu iptal etmek de bu yöntemle mümkün. O amaçla da kullanabilirsiniz. Bu videoda böyle oldu. Görüşmek üzere, hoşça kalın.